Hasan, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını sen de dinlemişsindir. Ama biz orada daha kritik bir noktayı konuşuyoruz. İktidarın politikası ekseninde destek verdiği o cihatçı gruplar bundan sonra başımıza ne açar ne açmazı anlamaya çalışıyoruz senin anlatımınla. Dedin ki burada çokça bir tek çatı altında toplamaya çalışsalar da olmadı bir cihatçı grup var. Dün de o cihatçı grupları gördük. Kendi aralarında da parçalı bir gruptan söz ettim. Peki ama orada TSK'ya saldıran hangi gruptan söz ediyoruz? Orada bir parçalanma söz konusu mu? Orada da bir azınlık gruptan mı söz ediyoruz? Ve esas bundan sonraki süreçte bizi ne bekler? Evet, yani bu ekranda görmüş olduğunuz liste aslında size Türkçesini bulamadım ama hiyerarşik bir yapıyı gösteriyor. En başında Suriye geçici hükümeti var, başbakanları var. Az az da ama çoğu zaman Antep'te konumlu. Dün de sanırım bir CNN Türk'te bir programdaydı. Hemen altında Selim İdris var. ÖSO'nun eski genelkurmay başkanı. Hemen altında başka bir isim var. Ve onun altında 41'den fazla örgütü bir araya getirmiş 3 tane kol ordu var. Bu kol orduların dışında askeri polis var, idareciler var. Bakın az önce bahsettiğim Suriye'yi destabilize etmek için her mahallede mahallenin isimleriyle örneğin Ayrancı Mahallesi, Çankaya ilçesi örneğin işte kendi bulundukları her sokakta örgüt kuran gruplar oldu. Çünkü bunlara Katar Başbakanı'nın dediği üzere ciddi miktarda paralar da gönderildi. Bu şirin maaşını kim ödüyor Hasan? Şimdi bunların ben onu da söyleyecektim. Şule Hanım'ın bahsettiği, işaret ettiği aralarındaki savaşın bir nedeni de hem kapılar üzerinde hem de ekonomik çıkar sağlayabilecekleri alanlar üzerindeki bir çatışmadır. Çünkü bahsettiğimiz kapılar çok ciddi bir gelir kapısı. Sadece İdlib'de Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre aylık 30 milyon 35 milyon dolar gelir elde ediliyor. Hatırlarsanız Sedat Peker de işaret etmişti. Ebu Abdurrahman isminde bir isim de var. Örneğin Nusrat'ın Jolani'nin ikinci adamı olur İdlib'de ve Vatat Petrol Şirketi var. Ruslar bu petrol şirketine ait tankerleri de vurmuştu. Dolayısıyla hem İdlib'de hem Halep'in kuzeyinde aslında çok ciddi bir gelir kapıları var. Çok ciddi bir ekonomi dönüyor. Savaşın bir nedeni de işte bu ekonomik alanlarda kimin nüfus sahibi olacağıyla ilgili. Dolayısıyla bu cihatçıların maaşlarının kendi gelirleriyle oradan ödenebildiğini biliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin açıklamalarına göre Libya'ya, Nijer'e, Ukrayna'ya gönderilen savaşçılar var. Onların maaşlarını kimin verdiğini açıkçası bu konuda birçok tartışma var. Ara sıra Libya'daki Suriyeli savaşçıların isyan çıkarttığı ve Türk yetkililerle aralarında huzursuzluklar olduğuna dair birçok rapor da yansıyor. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde bu haritada görmüş olduğunuz 41'in üzerinde fraksiyon ve örgüt işte savaş boyunca kurulan binlerce örgütten süzülüp gelmiş ve bir arada durmuş gruplar. Ancak bu fotoğrafta göründüğü gibi bir arada duramıyorlar. Bir ay önce ben de Twitter'da paylaştım. Camilerden imamlar çağrılar yaparak bu gruplar arasındaki savaşı lütfen Müslüman kanı dökmeyin diye durdurmaya çalıştı. Geçtiğimiz senelerde TSK'nın müdahalesiyle bazı yerlerde kendi aralarındaki savaşlar durdurulmaya çalışıldı. Aynı şekilde İdlib'deki El-Kaide uzantısı olan Nusra'yla da birçok yerde çatışmaya, savaşmaya devam ediyorlar. Bu gruplar kendi aralarında dün gece çatıştığı gibi bir kısım maskeli silahlı TSK'nın bulunduğu yerlere, üstlere de ateş açtı. Bununla ilgili birçok iddia var. Açıkçası teyit edilmiş değil. Ancak aslında TSK'ya çok yakın Türk Silahlı Kuvvetleri ile hareket eden Şamlılar Cephesi ve Kuzey Fırtınası adlı iki gruptan bazı üyelerin TSK'ya ateş açtığını biliyoruz. Bu konuda az önce söylediğim gibi o kadar çok fazla grubun komutanı var ki bunlar bir komutana bağlı gibi görünüp kendi adamlarıyla başka işler yapabiliyorlar. Bir evi basıp evi yani kendilerini alabiliyorlar ya da bir sokağı kendileri kontrol etmek isteyebiliyorlar. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyi bu gruplar arasındaki nüfus savaşından ve aralarında bir türlü kurulamayan 2011'den beri ne Katar'ın müdahalesinde ne Hillary Clinton'ın zamanında ne Arabistan dosyayı biz yöneteceğiz dediği zaman 2016'da Bender Bin Sultan ne onlar ne de Türkiye'nin müdahaleleri binlerce grubu bir araya getiremedi. Bundan sonra da getirmesi mümkün değil. Ancak
bütün bu gruplar biliyor ki dünyaya açılabildikleri tek yer Türkiye. Dolayısıyla bunların her biri bir orduya bağlı gibi gözükse de dünden beri en az 10-15 tane açıklama yaptı ve her birinde farklı söylemler var. Şunu not etmek isterim. Grupların çoğu Türkiye ile ve Türk bayrağıyla, Türkiye devletine ait sembollerle yönelik hassasiyet çağrısı yaparken itidalli açıklamalar yaptı ama aynı zamanda şu mesajı da verdiler. Uzlaşma, Şam'la yakınlaşma, Esad ile bir el sıkışma gibi konular buradaki silahlı gruplar açısından kabul edilir değil. Zaten Hasan, peki bir şey sorabilir miyim? Yarın öbür gün belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşşar Esad'la gidecek, görüşecek, el sıkışacak. O durumda buradaki tablonun çok daha vahim olması söz konusu olabilir mi? Tabii ki Tübür Hocam, yani eğer hatırlarsanız bundan önce Çavuşoğlu'nun Ankara'dan Şam ile yakınlaşabileceğine dair sinyalleri, işaretleri olduğunda örneğin İdlib'deki El Nusra bunu şiddetle kınıyoruz, bunun karşısındayız dedi. Hatta bir video paylaştılar, Reyhanlı'ya 5 dakika uzaklıktayız, bir tehdit edercesine bunu paylaştılar. Suriye'nin kuzeyindeki bu gruplar da dün videolarda da ortaya çıktı. Bizi Esad'a mı satıyorsunuz dediler, biz de sizi başkalarına satarız, biz de sizi satarız şeklinde aynı zamanda bazı hakaretvari ifadeler de kullandı. Buradaki gruplar devrimin kazanımları ismini verdiği bir şey de söylüyor. Yani biz Suriye'nin kuzeyini kontrol ediyoruz. Bu topraklar artık bizim kontrolümüzde. Bu devrimin kazanımıdır. Ve bundan sonra da bu toprakları genişletmek, kazanımlarımızı koruyup genişletmek üzere savaşmaya devam edeceğimize dair halkımıza söz veriyoruz diyorlar. İkinci bir şey daha var. Bu Suriye'nin kuzeyinde Halep'te Suriye geçici hükümeti olduğu gibi İdlib'te de Suriye Kurtuluş Hükümeti var. İki tane hükümet var. İdlib'deki El-Kaide'nin kontrolü altındaki, yani El-Kaide'ye artık bir atlı olmadığını iddia ediyor El-Nusra. Ama hepimiz biliyoruz ki El-Nusra'yı El-Kaide kurdurdu ve kendilerini ılımlı göstermek için o zamandan bu zamana Hey'et Tahrir Şam ismini aldılar. Ancak onların da bir hükümeti var. Bu hükümet şeriat yasalarıyla yönetiliyor. 12 yaşından büyük kızların başörtüsü sokağa çıkması yasak. Ahlak polisi devriyeler atıyor. Erdemliği teşvik ve kötülüğü önleme komiteleri kadınları sürekli kontrol ediyor. Kadınla erkeklerin iş yerleri ve evleri dışında beraber görünmeleri yasak. Taliban zaferini kutlayan açıklamalar yapıyorlar. İdlib'de yanı başımızda bir Afganistan büyüyor açıkçası ve az önce Murat Hoca da söyledi, yani hem mültecilerle ilgili yalan yanlış birçok şey söyleniyor, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki gruplarla ilgili de yalan yanlış birçok şey söyleniyor. Emekli askerleri Suriye'nin kuzeyini anlatırken İdlib'i es geçtiğini, İdlib'i muhalifler, devrimciler şeklinde, Suriyeliler şeklinde anlattığını görüyoruz. Ancak İdlib'de bir başka fotoğraf daha attım, belki ekrana gösterebilirsiniz. Verelim ama onu. İdlib'de onlarca, yüzlerce Mısırlı Selefi şeyh var. İdlib'de Türkistan İslam Partisi isimli El-Kaide uzantısı bir grup var. Özbek Tugayları, Kafkas Birliği, Arnavut grupları, yani aklınıza gelebilecek en çılgın, en manyak El-Kaide grupları İdlib'de. Şu ana kadarki en büyük El-Kaide emirliği kuruldu. Bakın 2015'te İdlib'de El-Nusra şu açıklamayı yaptı. Artık İslami emirlik kurduk. Müjdeyi size veriyoruz diyen El-Colani'ydi. Daha sonra IŞİD'den ve başka örgütlerden gelen tepkileri hafifletmek için geri çekseler de tam bir İslami emirlik gibi yönetiliyor İdlib. Ben açıkçası Suriye'nin kuzeyinde dün gördüğümüz TSK'nın üslerini, TSK unsurlarını, Türk araçlarını hedef alan unsurlardan bir tık daha tehlikeli ve Türkiye açısından daha tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir saha olduğunu düşünüyorum İdlib'in. Burası aynı zamanda ara sıra Rusya'nın ciddi saldırılar gerçekleştirildiği, ABD'nin bazı istihbaratlar alarak dronlarla bazı El-Kaide ve IŞİD üyesi isimleri vurduğu, IŞİD'in halen burada açıktan örgütlerin ilişkilerinin olduğu bir yer. Dolayısıyla burada az önce bahsettiğim gibi 30-35 milyon dolarlık aylık gelir var. Evet. Burada çok ciddi bir nüfus savaşı var. İnsanlar bir yıldır biz Suriyeli olarak böyle bir cihatçı, böyle radikal bir yaşama alışık değiliz diyerek kendileri protesto ediyorlar. Ama işte 2011'de Suriye'de başlayan protestoları gündemeden Batı medyası İdlib'de yine El-Colani ya da Nusra'ya yönelik bu protestoları hiç vermediği gibi Türkiye'de de bu protestolar verilmiyor. Barış.
Hasan Sevgi, şunu merak ediyorum. Şimdi yani yaklaşık bir 20 dakika önce Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından dedi ki biz Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız. Bunun için kimle olursa görüşürüz. Yani işte Esad'ı kastetti. Yani sen şimdi Suriye'nin kuzeyindeki bu yapılanmalardan bahsediyorken Erdoğan da kapılarını Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi sihirli bir cümleyle Esad'a doğru açtığını görürken bunun hayal olduğunu mu düşünüyorsun? Yani Suriye'de tekrar toprak bütünlüğü olur mu sence? Yani biz Esad'ın bir şekilde Erdoğan'la görüşüp Suriye'nin kuzeyinde ortak bir operasyona imza atma ihtimalini görüyor musun? Yoksa artık bu toprak bütünlüğü hayal mi oldu? Senin analizini merak ediyorum açıkçası. Ya bunun ben çok boyutlu ve çok faktörlü olduğunu düşünüyorum. Öncelikle biliyorsunuz Suriye'nin doğusunda, Fırat Nehri'nin doğusunda ABD var ve az önce bahsettiğim gibi bölgede yani İran'ın İsrail yönelik saldırısında da bu üslerin kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu bölgede ABD'nin aslında İsrail'in güvenliğini sağlamak için önemli bir konuşlanması var. Suriye'nin batısında ise Rusya'nın nüfuzu olduğunu, İran'ın da etkin olduğunu, Suriye hükümetiyle yaptıkları anlaşmalardan dolayı biliyoruz. Dolayısıyla Suriye'nin kendisi İdlib'in ve Suriye'nin kuzeyindeki farklı grupların kontrolünü göz önüne alırsak aslında çok parçalı bir yapı olarak ve çok aktörlü bir saha olarak toprak bütünlüğünün yakın bir dönemde, yakın bir zamanda sağlanabileceğini düşünmüyorum. Ancak neden AKP'den böyle açıklamalar geliyor? Açıkçası bu yeni değil. Birkaç yıldır aşamalı olarak buna dair mesajlar verdi. Biliyorsunuz AKP'nin dış politikasında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan'la ilgili yaşanan gerilimlerden sonra geri adımlar atıldı, U dönüşleri yapıldı, Mursi gitti, Sisi geldi, katil Veliaht bin Selman gitti yerine saygıdeğer bin Selman geldi, Muhammed bin Zayed çok hakaretvari ifadeler, açıklamalar kullandı, onunla da barışıldı, muhtemelen Şam'la da barışılacak. Ama arada az önce bahsettiğim 90 bine varan üyesiyle hiçbir Arap ülkesinin milli ordu demediği bir yapı var ki Türkiye'den, AKP'den baktığımız zaman bu Suriye Milli Ordusu deniliyor. Neredeyse Kuvayi Milliye deniliyor. Ve bunun gruplarla çok yakın ilişkiler kuruluyor. Ancak anlaşmaya çalıştığımız, yani Ankara'nın Şam ile yakınlaşmaya çalıştığını biliyoruz. Şam'ın bazı talepleri var. Şam bu grupların hepsini istisnasız terör örgütü olarak görüyor. Ve bu grupların her birisiyle terörle mücadele denildiği zaman mücadele etmeye yönelik niyetini de belli ediyor. Bunun ikinci bir konu ise biliyoruz ki az önce siz de söylediniz, yani ne olacak, nasıl olacak toprak bütünlüğünü AKP böyle açıklamalar yaparken. Bana kalırsa aslında Şam'a şimdiden bu muhalif grupları Şam hükümetinde, yeni Suriye ordusunda eritebilirler mi, söz sahibi olabilirler mi gibi bir yerden dayatmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Ancak size tekrar söyleyeyim, bu grupların her biri Suriye'de birçok suça, birçok savaş suçuna, birçok katliama Suriye ordusuna yönelik, Suriye'nin şu an resmi ordusuna yönelik, askeri üslerine yönelik birçok saldırıya katılmış isimler. Suriye için özgürlük ve güven ya da güven ve özgürlük için Suriyeliler gibi bir platform var. Örneğin bu fotoğrafta gördüğünüz Suriye Milli Ordusu denilen grupların içerisinde önemli rütbelerde 27 tane eski IŞİD üyesinin olduğunu ortaya koydu bütün belgeleriyle. 2013 ile 2016 arasında IŞİD'in askeri eğitmeni şu an bu Suriye Milli Ordusu'nda askeri polis şeyinde bir yetkili. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le ilişkilenmiş, daha önce savaş suçlarına katılmış, yine dünkü olaylarda belki de rolleri olmuş, kime çalıştığı belli olmayan, çünkü artık savaşları Libya'dan Nijer'e, Ukrayna'ya kadar bir profesyonel iş olarak gerçekleştiren, IŞİD'le de çalışabilen, işte Özgürlük Ordusu diye bir ordu var, onunla da çalışabilen, birden devrimci olabilen sakallarını kestikten sonra 90 bine yakın üye var. Ve bu üyelerin çok ciddi bir kısmı Suriye ordusu tarafından ya da Suriye Şam hükümeti tarafından, az önce söylediğim gibi, ya istisnasız diyeyim tekrar, terör örgütü olarak görülüyor. Dolayısıyla Ankara'nın
birkaç yıldır buna dair işaretleri, mesajları vardı ama Şam çok net ve açık bir şekilde dün de bu açıklamayı yaptılar. Bugün de Suriye hükümetine yakın Vatan gazetesi aynı ifadelerle çıktı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunmasını işgal olarak tanımlıyorlar ve herhangi bir adım atılacaksa bu çekilmenin, yani Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'nin çekilmesi gerektiğini ve bütün bu terörist örgütlerle mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Görüşülebilir, istihbarat yetkilileri görüşüyorlar, bazı diplomatlar görüşüyorlar ama bir adım atılacaksa öncelikle şartımız bu. Bu şart gerçekleştirilebilir mi? Evet, belki de bazı sözler verilirse bu çekilmeye yönelik kademeli olarak ortaya bir takvim de konulabilir, başka bir plan da, program da ortaya konulabilir. Ancak ne Ankara'nın ne Şam'ın şu anda bu bahsettiğimiz yakınlaşmayı sağlayabilecek pozisyonları olmadığını Suriye'nin kuzeyinde yaşananlardan görmüş olduk.